Merhabalar kıymetli izleyenlerimiz. Yine bir İslam ve Toplum programıyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere çok özel bir konuyu anlatacağız. Allah izin verirse. Ama öncesinde sizleri stüdyomuzdan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Aramızda değerli bir hocamız var. Özvatan ilçe müftümüz Bilal Dut hocam bugün bizim misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Duacı sizler nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Çok Rabbim teşekkür eklesin. ediyoruz. İnşallah hocam. Belirttiğimiz gibi bugün hocam özel bir konumuz var. Spesifik bir konumuz var. Evet. İslam'ın engellilere bakışı ve imtihan süreci hakkında inşallah sizlerle konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Bu tabii çok özel bir konu. Önem atfedilmesi gereken bir konu. Toplumsal hassasiyet barındıran bir konu. Dolayısıyla hem süreci görme adına hem de bugün gerek bizim toplumumuzda, gerekse başka toplumlarda eksiklikler nelerdir, yaklaşımlar nasıl olmalıdır, insani açıdan nasıl olmalıdır, İslami açıdan nasıl olmalıdır. Bunların üzerinde hocam bir bilgilendirme yapmak hakikaten önemli diye düşünüyorum. Evet. Bu noktada hocam sizlere hani hem programımıza başlangıç olsun diye şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesinde, hadislerinde yani insan nedir? İnsan nasıl anlaşılmalıdır? Bir başka insan, insanı nasıl görmelidir? Bunun bir tarifini yaparsak hocam, diğer konulara inşallah bu noktada devam ederiz. Evet hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ben her şeyden önce sizin vesilenizle TV Kayseri izleyicilerini Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfiretiyle onların üzerine olsun diyerek selamlamak istiyorum inşallah. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Hastalara, şu an acil şifa bekleyenlere şifalar ihsan eylesin. Tüm izleyicilerimizin evlerine, gönüllerine, yüreklerine huzur ve afiyetler ihsan eylesin. Şu afiyetlerini bozmasın diye başlayalım inşallah hocam. Allah razı razı olsun. olsun hocam. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, insan Allah'ın yeryüzünde imtihan için gönderdiği bir varlıktır. Yeryüzünü mamur etmekle görevlendirilmiştir Rabbimiz. İlk insan Hazreti Adem'den son insana kadar bir amaç üzerine yaratılmıştır. Önceki nesiller çekip gitmişlerdir, imtihanlarını vermişlerdir, kazanmış veya kaybetmişlerdir. Şu anda imtihan sırası bizdedir. Malumunuz insanlar tek tip değiller hocam. Yani renkleri farklı, dilleri farklı, ırkları farklı, insanlar işte konumları da farklı. Mesela bazısı zengin oluyor, herkes zengin değil. Bazısı fakir oluyor. Bazısı işte güçlü oluyor, bazısı zayıf oluyor. Renkleri farklı oluyor. Aynı şekilde insanlar da fiziki olarak da, biyolojik olarak da ya da psikolojik olarak da eşit değiller, aynı değiller. Bunun hikmetlerinden bazılarını anlayabiliyoruz ama anlamadığımız başka hikmetler de vardır diye inanıyoruz. Bu anlamıyla bazı insanlar doğuştan ya da sonradan bir takım hastalık ya da sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Mesela herkes görmüyor. Tıpkı insanların hepsinin farklı olduğu gibi. Herkesin eli tutmuyor mesela ya da kulağı duymuyor. Bazı insanlar doğuştan İşte duyma özellikleri, Yetilerini. yetileri olmadan dünyaya geliyorlar ve ondan dolayı da konuşamıyorlar. Ahraz dediğimiz kardeşlerimiz. Bazı insanlar doğuştan ayakları ya da elleri sakat olarak doğabiliyorlar, özürlü olarak doğabiliyorlar. Bu anlamıyla da insan gerek sünnete, gerekse ayetlere baktığımızda, Rabbimizin ayetlerinde, Efendimizin hadislerinde, insanın aslında bütün bu renkleriyle, bütün bu konumlarıyla, bütün bu özellikleriyle değerli bir varlık oldu. Çünkü bu konuda hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayrım yok. Değil mi? Hani Hazreti Peygamber'in sünnetinde bir ayrım yok. Değil mi hocam? Yani Evet. normal hani Kur'an-ı Kerim'de geçen insan cinsini Tabii. tamamen her birisine artık gücü ölçüsünde herhalde bütün o emirler, nehirler kapsıyor ve kuşatıyor. Değil mi Evet. hocam? Onların mesela hiçbir insan kulluktan ya da ibadetten ya da biz buna sorumluluk diyelim. Sorumluluktan asla muaf değil. Yani bunun hiçbir sorumluluğu yoktur demiyoruz. Her insana kendi gücü ölçüsünde zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi ayet-i kerimede biz insana ancak kaldırabileceğini yüklüyoruz. Yani herkes kaldırabileceği kadar şeyle sorumlu tutulup onun mükellefiyeti altına girmek durumundadır. Yani bu engel durumu dediğiniz gibi hani doğuştan da
insanlarda evet. olabilir. Sonradan da herhalde yine yani farklı işte Allah korusun işte bir kaza neticesinde bunlar olabiliyor. Dolayısıyla evet. engelli tanımını biz nasıl yapabiliriz hocam? Çok güzel. Yani aslında bir tarifte yapmak gerekirse değişik şekillerde tarif etmişler engelliyi. Biz bu girişte söylediğimiz cümleyle tarif etmeye çalışalım. İnsanın doğuştan ya da sonradan, bu sonradan olanlar da ikiye ayrılıyor. Bir irade dışı, mesela sel gibi, deprem gibi, yani bizim irademiz dışında afetlerden dolayı insanın doğal afetler gibi ya da ihmaller sonucu. Şimdi biz bu ihmalleri, bizzat kendimizin ihmali veya karşıdaki insanların ihmalleri sonucu bir takım hastalık, sıkıntı ve özürlerle karşı karşıya kalmamıza biz engellilik diyoruz. Farklı bir tanımı, bireyin tüm potansiyelini geliştirmesini sınırlayan veya tehdit eden fiziksel, zihinsel, duygusal ve çevresel yetersizlikleri ifade ediyor. Bireyin bütün tüm potansiyelini geliştirmesini engelleyen fiziksel, zihinsel, duygusal ve çevresel yetersizlikleri ifade eden şey engelliliktir. Evet, bu şekilde evet, bu tanım içerisine giriyor. Önceki ifade de doğuştan insanların, bakın burası çok önemli muhterem hocam, hikmetlerinden bazılarını anlayabiliyoruz ama anlayamadığımız hikmetler de var. Buradan engelli olan bir kardeşimiz neden ben diye sorduğunda aslında Allah insanları değişik şekillerde imtihan ettiğini, onun da imtihan sorusunun bu olduğunu, aslında engelli insan sadece o imtihan edilmiyor. Engellilerin etrafındaki ailesi, ben de imtihan ediliyorum. Belki biraz sonra gireceğiz inşallah. Engellilere karşı bizim görev ve sorumluluğumuz nedir diye sorduğumuzda, benim de imtihanım o kardeşim. O yüzden evlerinde engelli olan kardeşlerimize Allah yardım eylesin. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Kolay değildir. Özellikle ağır engellilere bakmak, onların eğitimini yaptırmak, onlarla ilgilenmek hakikaten zordur. Maddi ve manevi sıkıntıları vardır. Buna rağmen bunlara katlanıp bunlara sabreden insanların da Rabbimiz tarafından cennetle ödüllendireceğini biliyoruz. Hocam tam o konuya gelmişken tabii ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'de bu hususlar nasıl aktarılıyor, nasıl tanımlanıyor, bunlarla evet. ilgili ayetler var mıdır? Çok güzel. Aslında ben bu konuyu ilk duyduğumda engelliler diye ifade ettiğimizde Rabbimizin kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Allah okumayı ve anlamayı bizlere nasip versin inşallah. Amin. Çok enteresan ayetler olduğunu okurken mesela hiç de engellilere yönelik engelli kardeşlerimizle alakalı bir ayet olarak düşünmediğimiz ayetler. Yani okuyoruz, mealinden de okuyoruz, tefsirini de okuyoruz ama bir bakıyoruz ki konuyu özele aldığımızda bu şekilde hassasiyet üzerinde düşündüğümüzde farklı olduğunu anlıyoruz. O da mesela her şeyden önce hadis-i şeriflerde de anlatılan ama ayette tefsir olarak, meali olarak geçen Abese suresinde Rabbimiz Abdullah İbni Mektum'un olayını anlatır. O kimdir? Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh, Allah kendisine razı olsun, Efendimizin sahabesidir. Sohbet evet. arkadaşı, sahabe diyoruz. O kişi amadır. Bugün kör dediğimiz, yani bunu şey için söylemiyoruz, ama dediğimiz biz kör diye söylüyoruz. Görmeyen bir, görme engeli olan bir sahabe. Sahabemiz. Evet. Bunun olayı anlatılır hocam mesela. Kısaca değinecek olursak, Peygamber Efendimiz Mekke müşriklerinin ileri gelenlerine dini anlatırken, tam kıvamına getirmişken, belki de kabul edeceklerini düşünmüşken bu sahabi geliyor, Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğretir misin ya Resulallah diyor. Peygamberimiz tam o esnada yüzünü ekşitiyor ve sırtını dönüyor. Hocam ilginçtir, o ama sahabi, görme engelli sahabi Peygamberimizin yüzünü ekşittiğini görmüyor. Zaten görmeyen bir sahabi. Evet. Yani sırtını döndüğünü de görmüyor. Ama her şeyi gören Rabbimiz onu es geçmiyor. Onu orada boşluk bırakmıyor. Diyor ki sen içtenlikle sana gelen, bir şey öğrenmek isteyen bir insanı önemsemiyorsun da gönülsüz olan, sana iltifat etmeyen insana yöneliyorsun. Sana ne onun arınmasından ya da arınmamasından, belki bu öğüt alacaktı diyerek Peygamberimizi uyarıp ikaz ediyor. Aslında müthiş bir şey değil mi? Tabii hocam. Yani kim o uyardığı, alemlerin Rabbi alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberini uyarıyor. Muazzam bir şey. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yeri geldiğinde
bir ümmet, bir peygamber aynı seviyeye gelip Allah ondan dolayı onu ne diyelim onu uyarabiliyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra ne zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum ile karşılaşsa oturduğu yere oturturmuş minderine. Sonra gel ey kendisinden dolayı beni Rabbimin uyarıp ikaz ettiği insan diyerek ona iltifat edermiş. Müthiş bir şey. Daha sonraları hocam ilginçtir. Ama olan, görme engeli olan bir Müslümanı Peygamberimiz tam 13 defa kendi yerine vekil tayin ediyor. Efendimiz değişik sebeplerle sefere çıktığında, işte cihada gittiğinde ya da sefer yolculuğa çıktığında Medine'de kendi yerine karar alabilme, kendi yerine yönetimi üstlenme işini, bugünkü Cumhurbaşkanlığı'nın görevini Abdullah İbni Mektum'a veriyor. Ve daha sonradan, inşallah biraz sonra geleceğiz, Peygamberimizin hadislerinde de bu olayı göreceğiz. Daha sonraları Efendimiz onu müezzin olarak tayin ediyor. Medine'yi Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin müezzinlerinden bir tanesi de Abdullah İbni Mektum'dur. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Kur'an'da ama olan bir insana Rabbimizin nasıl değer verdiği. Yani ayırmıyor zaten. Bugün İslam'da herkes eşittir. Bir tarağın dişleri gibi. Bu anlamıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah'ın emirleri gelirken işte peygambere ayrı, ümmete ayrı değil. Veya işte görme engelli, işitme engelli, konuşma engelli bir Müslümana ayrı değil. Bir de hocam, orada şöyle de bir durum var. Yani Mekke'nin işte ileri gelenleri Hazreti Peygamber'in etrafında. Yani bunlar ileri gelenler derken bunlar işte zengin, evet, sözü geçen, efendim, evet, toplumun işte önde gelen insanları. Ama bir tarafta bir görme engeli olan bir sahabemiz geldiği vakitte sonuçta aynı uygulamanın ona da yapılması gerektiğini biz vahiden tabii net bir şekilde anlıyoruz. Kesinlikle. Yani bu konuda zihinlerimizde de bir ayrım olmaması gerektiğini görebiliyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Yani insana insan olduğu için değer vermek. Evet. Yani muazzam bir ilke. Hocam ilginçtir. O sahabi için alimlerimiz diyorlar ki gözleri kapalıydı ama gönlü açık bir insandı. Abdullah İbni Ümmü Mektum için. Demek ki burada engelli hangisi onu görmek lazım. Belki de İslam'ı kabul etmeyen karşıdaki insanların asıl engelli olduklarını söylemek lazım. Yine ayet-i kerimede vakti ölçülü kullanmak için hocam Yakup Aleyhisselam'ın malumunuz. Mesela yine biz Yusuf kıssasını okuruz. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin ama olduğunu değil mi? Yani gözlerinin görmediğini Yusuf'a olan hasretinden dolayı ama bir engelli bakışıyla buna bakmayız. Belki engelli kardeşlerimiz bunu görüyorlardır. Ama biz görmemiz lazım. O yüzden ben bu programın önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, İşte burada Gale, Yakup Aleyhisselam Yusuf'un hasretinden o kadar etkileniyor ki gözleri görmez oluyor. Ve diyor ki Gale, innemâ eşku bethi ve hüzni ilallah. Ben derdimi, sıkıntımı, gam ve kederimi başkasına değil sadece Allah'a açarım. Ama aynı Allah ne yapıyor? Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle Yakup'un gözleri açılıyor. Rabbim görme sıkıntısı yaşayan kardeşlerimize görebilmeyi nasip eylesin. Amin. Biraz sonra hadislerde gelecek hocam. Hazreti Ayşe annemizin de Abdullah İbni Ümmü Mektum'dan dolayı ifade ediyor ki Ayşe annemiz dünyada görme engelinden daha büyük bir azap var mıdır ki diyor. Bu çok önemli hocam. Yani görmeyen bir insan. Yani mesela siz gözlerimizi kapattığımızda hiçbir şeyi görmesek, annemiz nasıl birisi, eşimiz nasıl birisi, evladımız nasıl birisi, işte renk nasıl bir şey hiç görmesek nasıl bir nimet olduğunu anlamamız lazım aslında. Bu çok önemli. Daha sonra Eyüp Aleyhisselam'ın... Büyük bir imtihan. Değil mi hocam? Çok büyük bir imtihan. Biraz sonra hadis-i şeriflerde gelecek inşallah, orada söyleyeceğiz. Eyüp Aleyhisselam'ın çok ağır bir sıkıntı geçirdiği, yani cilt hastası, deri hastalığı diyebileceğimiz, hatta uzun yıllar süren bir hastalık geçirdiği ifade ediliyor. Ve Eyyube id nâda rabbehu. Eyüp Aleyhisselam Rabbine nida ediyor. İçin için şöyle yalvarıyor Rabbine. Enni messenyel zurru. Ya Rabbi bana bir musibet isabet etti. Hocam ilginçtir. Ve ente erhamur rahimin ifadesi var. Sense merhametlerin en merhametlisisin diyor Eyüp Aleyhisselam. Ama Allah'ım bana bir musibet, bana bir sıkıntı, bana bir zarar isabet etti. Yalnız bunu benden gider demiyor. İslam alimlerimiz, müfessirlerimiz, Allah onlardan razı olsun, diyorlar ki Eyüp Aleyhisselam'daki şu edebe bakar mısınız, şu inceliğe. Allah'ım bana hastalık isabet etti, onun şifasını ver demiyor.
o kadar edepli. Ya Rabbi bana bir bela musibet isabet etti ama sen merhametlerin en merhametlisin. Demek ki peygamberler de bu şekilde sıkıntıya maruz kalabiliyorlar. Değişik şekillerde engelli olabiliyorlar ama onların bu işe bakışı, bu işi değerlendirmesi peygamberce. Yine لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجَ حَرَجٌ diye bir ayet-i kerime var. Fetih suresinde. Başka surelerde de var da onlar farklı konuyla alakalı. Aynı ifade diyor ki göz görmeyenin, topal olanın yani ortopedik özürlü, yürüme özürlü, engelli olan insanların savaşa çıkmalarına gerek yoktur. Ayet-i kerimelerde bunlara işaret ederek aslında Rabbimiz bunların da toplumda birer insan olduğunu, birer fert olduğunu ve görülmesi gerektiğini, farkında olunması gerektiğini bizlere anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de hocam çok önemli bir mesele burası. Hakikaten 29 ayette körlükten bahsediyor. Bakın meseleye nasıl farklı bakmamız gerektiğini Rabbimiz bize anlatıyor. Körlükten bahsediyor, görme engelliliğinden bahsediyor. Bu 29 ayetin 25 tanesi kalp körlüğünden bahsediyor. Gerçek orada körlükten değil. Bir yaklaşım evet hocam. Yani Efendimizin hadislerinde de biz bunu görüyoruz. Mesela diyor ki aşırı sevgisizleri gözlerinizi kör etmesin. Aşırı sevgi. Oradaki körlük biliyorsunuz gerçek körlük değildir. Yani insanın gerçekleri, hakikatleri görmemesi anlamında. Ayet-i kerimede فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ şu gözler kör olmaz diyor. Asıl kör olan şey kalplerdeki, sadırlardaki kalplerdir. Demek ki neyin körlük olduğunu, bazı insan, neyin engel olduğunu değil mi? Evet. O yüzden bu çok önemli yani. Ve Rabbimizin de meselelere nasıl farklı baktığını. Aslında Kur'an-ı Kerim'in öyle bir ayrımı yok yani. Yani zaman. Muazzam bir şey hocam. Evet. Yani aslında gözlerin kör olmayacağını ve toplumsal hayatta fark etmişsinizdir. Etrafımızda engelli dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız var. Rabbim onlara sabırlar versin. Amin. Onların halini anlamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Engelli kardeşlerimiz bazen Rabbim görme engeli olduğunda, gözlerini aldığında başka duyuları çok rahat açılabiliyor. Mesela ben birebir şahit olduğum bir olay Suriye'de o zamanlar bundan 30-40 sene önce eğitim görmüş, ilim almış bir hocamız 40 sene sonra Şam'a gittiğinde ama olan bir insan hocası 40 sene sonra öğrencisini selam verdiğinde hocam beni tanıdınız mı deyince evladım bir baba evladını hiç unutabilir mi diyerek onu ismiyle nerede olduğuyla çağırıyor. Yani Rabbim bir yerden alınca başka yerden veriyor hocam. Evet. O yüzden evet. Rabbim bu anlamda gerçek körlüğün nasıl olduğunu anlamayı bizlere nasip etsin. Yani şunu anlıyoruz hocam. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yani Allah-u Teala'nın bakışı asla insana bir engelinden dolayı bir farklı noktaya oturttuğu herhangi bir durum yok. Herkese gücü üstünde bir bakışı var ayetlerin. Herkese gücü üzerinde verilen bir sorumluluk var. Evet. Ondan sonra asıl engelin esasen insanların kalbinde, gönlünde olan bir engel olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden anlıyoruz. Evet. Hazreti Peygamber de en büyük müfessir hocam. Değil mi hocam? Onun ayetlerinde tabii o işin bir de pratiği var. Mekke'de, Medine'de o toplumla olan ilişkisinde onun olaylara, Hazreti Peygamber'in olaylara bakışı nasıl hocam? Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet, Rabbim ben şöyle bir dua edeyim. Engelli kardeşlerimizle beraber hepimiz o peygamberin ümmeti olmayı bizlere nasip eylesin. Ama aynı zamanda da kendi sahabesinden, etrafındaki dostlarından, müminlerden de engelliler vardı. Onlarla hep beraber ahirette buluşmayı bizlere nasip eylesin. Tam Efendimizin uygulamasına geçerken bu duada aklıma geldi. Ortopedik dediğimiz, ayaklarında sıkıntı olan, bu engel olan bir sahabi Efendimiz, Allah cennetinde buluştursun, Amr bin Cemuh isminde diyor ki Peygamberimize, ya Resulallah ben yürüme engelliyim, sıkıntı yaşıyorum. Cennete gidersem diyor, acaba ahirette de engelli olur muyum ya da ahirette bu ayağım düzelir mi diyor. Evet diyor Efendimiz, bu engelin orada kalkar diyor. Gidiyor cihatta, savaşta şehit oluyor. Efendimiz onun şehadetini görünce yanı başına varıyor ve aynen şu ifadeyi kullanıyor. Sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş olarak yürürken görüyorum diyor. Demek ki görmeyen kardeşlerimiz,
tutamayan elleri ya da kulakları duymayan kardeşlerimiz, konuşamayan kardeşlerimiz, yürüyemeyen kardeşlerimiz, fizyolojik veya psikolojik sıkıntıları olan kardeşlerimiz, inşallah Rabbim cennet nasip eylesin. Orada asla böyle bir engelle karşılaşmayacaklar. İnşallah. İnşallah. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Peygamberimiz biraz önce söylediğimiz gibi Abdullah İbni Ümmü Mektum ama olan bir sahabi. Aynı zamanda başka sahabi efendilerimiz de hayatlarının sonlarına doğru görme yetilerini kaybetmişler. Bu rahatsızlıkta olan efendilerimiz de var. Mesela Abdullah İbni Ümmü Mektum'a Peygamberimiz biraz önce söylediğimiz gibi vekillik veriyor, vekalet veriyor. Yani ona güvenini gösteriyor hocam. Hocam sorumluluk yüklüyor. Sorumluluk yüklüyor. Ve kamuda en üst noktada görev veriyor. Buradan şunu anlıyoruz. Madem biz Müslüman insanlarız, gerek Rabbimizin ayetleri, gerekse Efendimizin hadisleri bizlere ders vermek için, bizlere oradan güzel dersler çıkartmak için ise buradan bir ders çıkartmamız gerekiyor. Oradan ibret almamız gerekiyor. Peygamberimiz böyle yapmışsa mutlaka bir hikmeti vardır. Bizim de engelli olan kardeşlerimizi değişik kademelerde engellerine uygun, şartlara uygun şekilde görevlendirmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. Müezzini Efendimizin. Bakın bugün başkanlığımızda da ama olan müezzinlerimiz var. İstanbul'da çok güzel, sesi kıraati çok iyi olan kardeşlerimiz var. Elhamdülillah. Kayserimizde de var. O yüzden Rabbim onların görevlerinde başarılar nasip etsin inşallah. Demek ki onlara görevlendirmek gerekiyor. Şimdi Itban bin Malik diye bir sahabi efendimiz var. O da aynı şekilde görme engelli. Itban bin Malik Efendimiz'i evine çağırıyor hocam. Efendimiz mesela Abdullah İbni Ümmü Mektum ama ya Resulallah ben namaza gelip gitmekte zorlanıyorum diyor. Bana bir müsaade eder misiniz diyor. Enteresandır. Peygamberimiz diyor ki ezanı duyuyor musun diyor. Duyuyorum efendim diyor. O zaman camiye geleceksin. Bu aslında ona bir eziyet değil hocam. Niye? Onun sosyalleşmesi, onun topluma katılması, onun kendisini orada değerli hissetmesi için Efendimiz bunu yapıyor. Nereden anlıyoruz? Bir sonraki sahabe efendimiz uzak bir yere namaza giderken bir dereden geçmek zorunda kalıyor. Yağmur yağdığında efendim zorlanıyorum diyor. Evime gelseniz de evimde bir namaz kılsanız ben de orayı namazgah edinsem kendime diyor. Efendimiz yanında sahabe efendilerimizi alıyorlar ve onu ziyarete gidiyorlar. Buradan derler ki alimlerimiz bir eve gittiğiniz zaman o evde iki rekat bir namaz kılın. Evin hakkını verin. Hem o eve bereket olur. Peygamberimiz gidiyor. Orada imam efendimiz oluyor. Sahabe efendilerimiz namaz kılıyorlar arkasında. Ve o Itban bin Malik sahabe efendimiz de ömrünün geri kalan kısmında camiye gidemediği zamanlar Efendimizin kıldığı yerde teberrüken namazlarını kılıyor. Efendimiz onun ikramını alıyor. Hocam bu değer vermektir. Bugün engelli bir kardeşimiz bizi yemeğe davet ettiğinde ya da bir konuda davet ettiğinde onun davetine icabet etmek, ona değer vermek, onu değerli hissettirmek işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde karşımıza çıkan şey. Hasan bin Sabit hocam malumunuz, Efendimizin şairi. Bakın o da yine ama olan efendilerimizden bir tanesi ama öyle bir şiir söylüyor ki Efendimiz değişik meclislerde ona şiir okutuyor. Bir şiir söyle bakalım diyor. Demek ki burada bu kardeşlerimizi toplumdan uzaklaştırmaktan ziyade, işte onlara acımaktan ziyade onları anlayıp toplumda bizimle beraber yaşamalarına müsaade etmek gerekiyor. Yani orada herhangi bir şey gözetmeden Hazreti Peygamber'in uygulaması neyse, yani onlar değil mi? Onları hangi pozisyonda veya hangi ihtiyaçlarda olsun değerlendirmişse, değil mi hocam? Evet, yani kesinlikle. Hangi görevleri vermişse, evet. İşte veya işte güçleri ölçüsünde, hani sizin de dediğiniz gibi uzaksa evi gidiyor, onu evinde ziyaret ediyor ve hani o karlı veya işte karlı diyorum yağmurlu zamanlarda hani sen gelmeyebilirsin diyor. Eyvallah. O gidiyor yani. Ama diğer türlü yakında ise şayet sen bizim aramızda olman gerekir diyor. Eyvallah. Ona farklı bir değer veriyor Hazreti Peygamber. Kesinlikle hocam. Biz de onun ümmetiyiz. Eyvallah. Hocam Efendimizin mesela yine uygulamalarında enteresan bir rivayet. Benim çok hoşuma gitti. Keşke imkanımız olsa bu billboard dedikleri reklam panolarına aslında bunları asma imkanımız olsa. Bakın ilginçtir. Amaya yol göstermek sadakadır. Yol sorana, ama olan bir insana yol göstermek sadakadır. Güçsüz birine yardım etmek sadakadır. Değişik engeller olan bir insan gördüğümüzde onun işte yardıma ihtiyacı olduğu noktada yardım etmek sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını anlatmak sadakadır. Bakın konuşamayan bir insan, güçlük çeken bir insan meramını anlatmak sadakadır. Amayı yoldan saptırmak,
yanlış yola yönlendirenlere de Allah'ın laneti vardı diyor Peygamberimiz. Bazen muziplik olsun diye, bazen eğlence olsun diye görmeyen bir insanı yanlış bir yola sevk etmek, ona yanlış yol göstermek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun Allah'ın lanetine uğramak olduğunu söylüyor. Hocam ilginçtir. Efendimiz değişik sıkıntılara maruz kalan insanların aslında bir imtihandan geçtiğini anlatıyor. Bir hadis-i şerifte alaca, kel ve körün bir imtihandan geçtiğini, Allah onlara bir melek gönderiyor ve bu insanlara soruyor en çok neyi istersiniz diye. Alacalı olan, cilt hastalığı olan, abraş diyoruz ona, ben cilt hastasıyım, insanların içerisine çıkamıyorum, güzel bir cildim olmasını istiyorum. En çok hangi malı seviyorsun diye soruyor melek, diyor ki deveyi seviyorum. Ona yavrulamak üzere bir deve veriliyor, sonra vücudunu sıvazlıyor, muazzam bir cildi oluyor. Kel'in yanına gidiyor, diyor ki senin bir engelin var, bir sıkıntın var, ne istersin? Bir çok güzel saçım olmasını isterim. Arkasından saçını sıvazlıyor, başını sıvazlıyor, muazzam bir saçı oluyor. En çok hangi hayvan seversin? Sığır diyor. Ona yavrulamak üzere bir sığır veriliyor. Sonra da körün yanına gidiyor. Ama dediğimiz görme engelli insanın yanına gidiyor. Melek insan kılığında. Diyor ki ne istiyorsun diyor. Ben amayım. Gözlerimin açılmasını istiyorum diyor. Melek onun yüzünü sıvazlıyor. Gözleri görüyor. Ve en çok hangi malı seversin? Koyun diyor. Ona yavrulamak üzere bir koyun veriliyor. Yıllar sonra bu insanların bir vadi dolusu sığır, deve ve koyun oluyor. Aynı Allah bir melek şeklinde, bir meleği insan kılığında bu insanlara gönderiyor. Bu sefer onlardan bir şey istiyor. Niye? Geçmişlerini unutmasınlar, hatırlasınlar diye. Alaca olan, kel olan, aslında bu nimetlerin Allah tarafından kendisine verildiğini düşünmüyorlar ve insanlara o meleğe yardım etmiyorlar. Kör olana gelince diyor ki ben bir zamanlar kör idim. Allah gözlerimi açtı. Şu sürüye gir, hangisini istersen al. Asla karışmayacağım. Melek diyor ki benim sizin mallarınıza ihtiyacım yok. Allah sizi imtihan etmek için beni gönderdi ve sen imtihanı kazandın, öteki arkadaştan kaybettiler. Demek ki hayatta başımıza gelen olumlu veya olumsuz. Bakın ama olmak da bir imtihandır. Görmek de bir imtihandır. Şimdi ama olan kardeşimiz görmeyerek imtihan ediliyorsa, sağlığıyla imtihan ediliyorsa, peki ben de gözlerimle imtihan ediliyorum. Yani Allah da beni bu şekilde imtihan ediyor. Bu anlamda Rabbimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun hayatından konuşuyoruz. Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اَمْوَالِكُمْ Allah sizin şekillerinize, boyunuza, posunuza, mallarınıza bakmaz. Yani bir ayağınızın engelli olması, gözünüzün görmemesi, dilinizin konuşmaması, boyunuz nasıldır? Allah'a göre değerli olmak bu değildir. Yani burada şöyle bir ifade kullanayım. Hiçbir engel kusur değildir. O yüzden engelli kardeşlerimiz diyorlar ki biz engelliyiz, kusurlu değiliz diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Evet, bu anlamda Allah neye bakar hocam? Allah'a göre bir insanın değerli ya da değersiz olması وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin kalplerinize, niyetlerinize ve bir de amellerinize, davranışlarınıza bakar. Hani Efendimiz zamanında bir engelli olan bir sahabi efendimiz, bir genç evlenmek istiyor. Çok güzel bir hanımefendiye Peygamberimiz onu gönderiyor. Falan aileye git, işte onların kızlarını sana versinler diyor. Aileye geldiğinde aile bu engelli kardeşimize ya ayaklarından engelli ya da görme engelli bilmiyorum ama hatırlamadım. Ayaklarından görme engelli diye hatırlıyorum. Aile vermek istemiyor. Ama kızın şöyle bir cevabı var. Böyle bir engeli olması cennete gitmesine engel mi? Hayır diyorlar. O zaman ben bununla evleneceğim. Hasbi peygamberin tavsiyesi. Evet evet. Aynen öyle. Peygamberim efendim tavsiye ettiyse diyor. Böyle bir engel cennete gitmeye engel değilse ben evleneceğim diyor. O yüzden bugün her birerlerimiz aslında bir engelli adayız hocam. Bugün bizim buradan çıktığımızda bir şeyimizin engellenmeyeceğine garantimiz yok ki. Doğuştan gelen kardeşlerimiz, engelli olan doğan kardeşlerimiz var. Rabbim yardım eylesin inşallah. Ama sonradan olan, engelli olan kardeşlerimiz, bu da çok kolay bir şey değil. Mutlaka her birisinin kendine ait bir hikayesi, vardır. Bu anlamıyla bizim her insan bir engelli adayıdır diyerek düşünmemiz lazım. Efendimizin hayatında da biz bunları görüyoruz. Muhterem hocam, sohbetimizin başında sizin de ifade ettiğiniz gibi hani görme engeli en ağır imtihanların bir tanesi demiştik ya.
Rabbimiz de buna ayrı bir önem veriyor. Şöyle diyor ki hadis-i şerifte peygamberimiz, biz buna kutsi hadis diyoruz malumunuz. Evet. Ben kulumu diyor, habibeteyhi ifadesi var. İzebtuliye habibeteyhi, iki gözünü alma, iki sevgilisi anlamında. İki gözünü almak suretiyle imtihan ettiğimde fesabera, o da sabrederse diyor, onun karşılığında ben karşılığını cennet olarak veririm diyor. Hocam kolay bir hadise değil. İki gözünüz var, görüyorsunuz. Beyaz nasıl bir renk, mavi nasıl bir renk, anne nasıl birisi, eş nasıl birisi, evlat nasıl birisi, dost nasıl birisi görmüşsünüz. Ama sonradan Rabbim bir imtihanla sizi imtihan ediyor. Bir belayla, bir musibetle sizi deniyor. İki gözünüzü, iki sevgilinizi, sevdiğiniz iki şeyi aldığında sabrederseniz karşılığında ancak cennet vardır diyor. Evet. Evet. Demek ki Peygamberimiz bunu toplumdaki insanlara, etrafındaki arkadaşlarına anlatarak onları motive etmeye çalışıyor. Onların morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Dert etme, bu dünya geçicidir. Bak sen bu işe sabredersen Allah karşına cennet verecektir diyor. Şimdi dünya kısadır hocam, malumunuz. Kesinlikle. Çok kısa bir zaman ama ahiret ebedidir. O yüzden insanın bu olaylara karşı sabretmesi ve karşılığından da cennet alması elbette de istenilen bir yani şeydir. Hadisleri böyle beraber düşündüğümüz zaman hocam şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber hani sadece sözlü değil, yani sözlü olarak hani onlara karşı Allahü Teala'nın hani onların çekmiş olduğu sıkıntılara karşı cennetini, çünkü sıkıntı ne kadar ağırsa mükafat da o derece büyük, yani bunu evet, biliyoruz. Ama bunun dışında işte onlara hani sorumluluk vermesi, hayatın içerisine taşıması, ondan sonra yanında bulundurması, onunla beraber o sahabelerin işte efendim bir takım toplumsal organizasyonların içerisinde yer alması, biz Hazreti Peygamber'in de aynı zamanda bu insanları fiili olarak topluma kattığının da bir göstergesi. Sadece hocam, sözlü değil, aynı zamanda fiili olarak Hazreti Peygamber bize aslında bunun yolunu, yöntemini göstermiş diye düşünüyorum. Eyvallah. Hocam. Hocam ben hatırıma gelmedi, şimdi hatırladım. Muaz bin Cebel mesela. Evet. Biz Muaz bin Cebel'i anlatıyoruz. Yani şöyle sahabe, böyle sahabe diye anlatırken Efendimizin Yemen'e vali gönderdiğini. Hani malumunuz vali gider. Vali gidiyor yani. Vali gidiyor hocam. Bugün yani Peygamber Efendimiz'i temsil eden bir insan. Kadı olarak gidiyor oraya. Evet. Zekat sorumlusu olarak gidiyor oraya. Ortopedik özürlü bir insan. Bakın. Evet. Ortopedik özürlü, yani ayağı sakat olan, özürlü olan bir sahabe Efendimiz. Ama cennetle müjdelenmiş sahabelerden bir tanesi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Amin. Buradan ben şöyle anlıyorum Efendimizin uygulamalarından. Görev vermesi. Siz de özetlemiştiniz, Allah razı olsun. Efendimizin değer vermesi. Onları toplumda hakikaten bir yerlerde istihdam etmesi. Onları özürlerinden ya da engellerinden dolayı dışlamaması. Bakın Peygamberimizin acıdığına dair bir rivayet görmüyoruz. Yani onlar zaten bizden acımak istemiyorlar. Kendilerini anlamamızı istiyorlar. Bu anlamıyla Efendimiz'e empati kuruyor, ziyaretlerine gidiyor, değer veriyor, onların kendi yanında önemli olduğunu hissettiriyor. Kesinlikle hocam. Eyvallah. Buradan yola çıkarak hocam. Buyurun hocam. Yani tanımlarınızdan, tariflerinizden, efendim Kur'an-ı Kerim'in çizmiş olduğu perspektiften, ondan sonra Hazreti Peygamber'in işte sözlü ve fiili yaklaşımlarından yola çıkarak bugün toplum olarak almamız gereken dersler var. Evet hocam. Veya işte size söylediniz. Herkes bir engelli adayıdır. Biz hani hangi saat, hangi dakika başımıza ne geleceğini biz bilemeyiz. Yani bilmediğimiz işte bir hayatta işte yürüyüşümüz devam ediyor. Allah sonra akıbetini hayır eylesin. Amin inşallah hocam. Dolayısıyla burada bizim toplum olarak her birimizin, yani toplum birbirine emanettir ya, her birimizin alacak olduğu tedbirler var, sorumluluklar var. Bu noktada neler söylemek istersiniz hocam? Eyvallah toplum hocam. Olarak sorumluluklarımız neler bu noktada? Allah razı olsun. Aslında etrafımızda bir engelli yoksa, ailemizde yoksa bu konuda biraz sanki herkes hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi düşünüyoruz. Aslında empati dediğimiz yer burada devreye girmesi lazım. Engelli kardeşlerimizle onların yerine kendimizi koymak suretiyle ama etrafında, yanı başında, evinde engelli olan insanlar bunu çok daha iyi anladılar. Bu anlamda ben sizin de söylediğiniz gibi her şeyden önce bir empati kurmak. Aslında ben muhterem birincisi empati kurmak. Muhterem izleyicilerimize şunu tavsiye etmek istiyorum.
Ben de kendim de buradan çıkınca yapmak suretiyle mesela bir 10 dakikalık işimizi gözlerimizi kapatsak da yapsak ya da bir saatlik işimizi görme duyusunun nasıl bir şey olduğunu ya da görme engelli kardeşlerimizin neler yaşadığını hissetmek açısından. Ama siz bir saat sonra ya da 10 dakika sonra gözünüzün açılacağını biliyorsunuz. Göreceğinizi biliyorsunuz. Ama o hiç açılmayacağını biliyor. Hiç görmeyeceğini biliyor. Yani bir oyun içerisinde değiliz. Ama biz en azından empati kurarak onun neler yaşadığını hissetmek için duyma engelli kardeşlerimize kulağımızı kapatsak 10 dakika, 20 dakika, yarım saat evimizde, okulda, bulunduğumuz yerde, iş yerimizde işaretle konuşsak. Bakın bugün işaret diliyle konuşan kardeşlerimiz var. Bu arada unutmadan inşallah söyleyeyim. Başkanlığımızla, müftülüklerimizle, elhamdülillah il müftülüğümüzle, engelli koordinatörleriyle, işitme engellilere, işte görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Hocam gittiniz mi bilmiyorum, mutlaka gitmişsinizdir. Kur'an kurslarımız ayrıca ayrılmış olan özel işitme engellilere işaret diliyle Kur'an öğreten kardeşlerimiz var. Allah yollarını bahtan açık eylesin. Amin. Ben bir katıldım. İşaret diliyle hatim indirmişler. Görme engelli kardeşlerimize özel bir Kur'an-ı Kerim malumunuz yazıldı. Evet. Dokunarak parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Görme engelli kardeşlerimiz. Hocam muazzam bir şey. Buradan şunu çıkartıyoruz. Bu engelli kardeşlerimiz Kur'an için bu kadar uğraşırken herhangi bir engeli olmayan kardeşlerimizin Kur'an üzerinde yoğunlaşmaları, okumaları gerekmez mi? İşte buradan şuna geliyoruz. Asıl engelin ne olduğunu söylüyoruz. Bir de engellileri anlamak gerekiyor hocam. Acımak değil. Şimdi sormak lazım. Bir engelli kardeşimizle karşılaştığımızda zihnimizde nasıl bir duygu oluşuyor? İlk andaki. Yani tekerlekli sandalyeye giden ya da işte görme çubuğuyla yürüyen bir kardeşimiz gördüğümüzde, başka türlü bir engel olan kardeşimiz gördüğümüzde acaba ne hissediyor? Vah, yazık mı diyoruz? Aslında bundan ziyade onu anlamak, onun haleti ruhiyesi, onun psikolojisi nedir onu anlamak gerekiyor. Sonra dışlamamak hocam. Onlara özel bir muameleden ziyade dışlamamak, küçümsememek, alay etmemek ve onları kırmamak. Yardımcı olmak. Evet, yardımcı olmak. Yani kırmızı ışıkta bekleyen mesela oluyor. Karşıdan karşıya geçmek için bekleyen evet oluyor. Hani demin dediniz ya Hazreti Peygamber işte hani amaya yol göstermek bir sadakadır. Kesinlikle. Diye. Yani bu insanların işte belki o anda eşleri, belki akrabaları yani bir sorununa, sıkıntıyla mücadele ederken onların yanında hani hiçbir şey olmasa bile hani yapabileceğimiz bir şey var mı diyebilmek, yani o erdemi, o hissiyatı aktarabilmek de önemli değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Aynı zamanda saygı göstermek, değer vermek. Efendimizin uygulamalarında malumunuz Efendimiz hem saygı gösteriyor hem değer veriyor, önemsiyor onları. Bu gerekiyor. Bir de hocam çok güncel, belki kanayan yaramız anlamında cadde, sokak, devlet dairelerimizi, camilerimizi onların rahat girip çıkabileceği bir ortam haline getirmek. Bakın bugün alışveriş merkezlerine gitmek isteyen engelli kardeşlerimiz, alışveriş merkezlerine en yakın otopark onlarındır. Evet. Ama bugün maalesef özellikle ayrılmıştır, özellikle işaretleri vardır. İşaretlenmiştir. Sebebi her ne olursa olsun, efendim 5 dakika girip çıkacağım ya da işte efendim cadde ve sokaklardaki engelli park yerlerine park eden engelsiz kardeşlerim, bakın efendim 5 dakika girip çıkacağım, bir şey söyleyip çıkacağım diye bir engelli kardeşimizin park hakkını, yol hakkını alıyorsa ya da engellilerin yürüme yerlerinde, yürüme bantları var malumunuz kaldırımlarda. Şimdi gerçi kaldırımlarımız da dükkanların eşyalarıyla dolu olduğu için işte esnaf kardeşimiz o kaldırıma eşyasını koyduğunda, başka bir kardeşimiz arabasını park ettiğinde uygunsuz bir vaziyette, görme engelli, yürüme engelli kardeşlerimiz oradan geçemiyorlarsa bu kul hakkı değil midir? Ta kendisi hocam. Yani bizim burada aslında hassas olmamız, bu hassasiyeti gözetmemiz gerekmez mi? Yani İslam canlı bütün varlıklara saygıyı gösterirken engelli kardeşlerimize saygıyı, onların hak ve hukuklarını çiğnememeyi anlatmıyor mu bizlere? Şimdi insan normal şartlarda hocam hani buna diyelim ki yani İslam diniyle işte müşerref olmamış bir insan normal şartlarda buna bir insan olarak, erdem olarak dikkat etmeli. Evet. Ama Müslüman iki sefer, üç sefer, beş kesinlikle sefer dikkat etmeli. Buradan sevap beklentisi var. Bir de yapmadığı zaman günah korkusu olması lazım.
Evet. Hocam toplu ulaşım araçlarında bazen denk geliyoruz. Şoför kardeşlerimizden hakikaten çok saygılı, çok özverili kardeşlerimiz var. Engelli kardeşlerimizin o otobüse, o tramvaya binmesi için inip yardım eden şoför kardeşlerimiz var. Ama bunun yanında çıkmasaydı dışarı, burada ne işi var deyip de önemsemeyen insanlar da var. Maalesef o yüzden bize düşen, toplumumuza düşen bu kardeşlerimizin evde hapsolmaları değil, imkanlar ölçüsünde dışarıya çıkmaları, sosyalleşmeleri, hayatın içerisinde yer almaları ve bu sıkıntının içerisinden en az zararla çıkmaları gerekir bu kardeşlerimizin. Bu anlamıyla bizim üzerimize düşenlerden bir tanesi budur. Sonra yaşadıkları konutları onların ihtiyaçlarına göre dizayn etmek. Bu çok önemli hocam. Bu da çok önemli. Değil evet. mi? Şimdi evet, siz engelli bir kardeşimizin binasında asansör yoksa ya da onu asansörlü bir binaya yerleştirmemişseniz veya rampalar giriş çıkış rampalarına yoksa, dikkat edememişseniz. Camilerimizde bu çok önemli. Hamdolsun başkanlığımız camilerimizi engelli kardeşlerimize uygun hale getirmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Gerek işitme, gerek görme, gerekse ortopedik fiziksel engelli kardeşlerimiz için camilerimizi ibadet ortamlarına ulaşmalarını sağlamaya çalışıyor. Aynı zamanda biz bunun bir imtihan olduğunu bilmeliyiz ve bu kardeşlerimize bunu anlatmalıyız. Bu sıkıntılar sürekli değil. Elbet bir gün geçecektir. Ya bu dünyada ya öte alemde bu sıkıntıların biteceği bir zaman gelecektir inşallah. İnşallah. Hocam aynı zamanda bu kardeşlerimizi maneviyat ile tanıştırmak gerekir. Bakın bu çok önemli. Yani engelli kardeşlerimizi, çünkü fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlık da önemlidir. Fiziksel engelleri olan kardeşlerimizin ruhen de engelli olmamaları için bunları din ile, İslam ile, maneviyat ile tanıştırmak lazım. Çünkü din en önemli motivasyon aracıdır. Bu çok önemli. Bu insanları, bu kardeşlerimizi maneviyat ile tanıştırdığımız zaman her şeyden önce bir aidiyet duygusu. Sonra bir grup üyeliği, dua ve ibadetle kendilerini bulma özelliği gelişecektir. Bakın uzmanlarımız ilginçtir. Çok önemli bir noktaya dikkat ediyorlar psikologlarımız. Engelli kardeşlerimize mutlaka ama mutlaka dua öğretilmeli diyor. Düşünün hocam, görme engelli bir kardeşimiz, konuşma engelli bir kardeşimiz, işitme engelli bir kardeşimiz dua ettiğinde onun hangi alemlere gittiğini, nasıl bir halet-i ruhiyeye büründüğünü, ben işte görme engelli ve işitme engelli kardeşlerimizin Kur'an kursuna gittiğimizde onların nasıl dua ettiğini, gözyaşlarını nasıl akıttığını görüyorum. Çünkü bizim gidemediğimiz alemlere gidiyorlar. Kesinlikle. Onlar duayla, o yüzden de dua ibadetin özü ve beyni diyebiliyoruz. Bu anlamda Rabbim onları anlamayı bizlere nasip etsin. Aynı zamanda ailelere de iş düşüyor hocam. Evet, programımızın da sonuna geliyoruz hocam. Hem toparlama babında olsun hem de ailelere nasihatlerimiz, ondan sonra efendim engelli kardeşlerimize nasihatlerimiz, hem eyvallah de hocam, toplumumuza nasihatlerimiz hocam. Bir özetleyelim, tamam, ondan hocam sonra da programımızı nihayete erdirelim inşallah. Hocam ailelerimiz her şeyden önce bunu kabul etmeliler. Bazı özellikle psikolojik engel olan kardeşlerimizi ailelerimiz utandıklarından dolayı topluma çıkarmamaya çalışıyorlar. Gizlemeye, saklamaya çalışıyorlar. Aslında hiçbir engeli gizlememek lazım. Belki erken tanı, belki erken tedavi, belki erken eğitim almalarını sağlamak suretiyle topluma daha tez, uyumlu birey haline getirebilirler. Bu anlamda bir kere bunun bir imtihan olduğunu bilmesi lazım aile. Bunun karşılığında cennet olduğunu, hem engelli kardeşimiz hem de engelliye yardım eden, onun sıkıntılarına katlanan ailesinin içinde bir cennet olduğunu bilmemiz gerekir. Her bireyin yapabileceği bir iş olduğunu, bakın bugün görme engelli kardeşlerimiz birçok noktada santrallerde durarak telefonlara cevap verebiliyorlar. İşitme engelli kardeşlerimiz birçok noktada işte masa başında işler yapabiliyorlar. Onlara da o alanları açmak gerekiyor. Uygun bir şekilde o alanları açmak lazım. Bir de muhterem hocam, ben tüm engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine dua ediyorum. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Aynen. Karşında cennet versin. Ama Yavuz Bahadıroğlu hocanın güzel bir yazısı var. Ne çok engelimiz varmış diyerek ben çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Bunu muhterem izleyicilerimin okumasını tavsiye ediyorum. Aslında topal bir insan gördüğümüzde dikkat ederken diyor, yüreği topal insanlara hiç dikkat etmiyoruz. Kalbi topallaşmış, kalbi yürümüyor, sevmiyor. Biz aslında sevgi engelliyiz. Teşekkür etmiyorsak
teşekkür etme engelliyiz. Bilmediğimiz, görme engelliyiz diyor. Mesela hayattaki güzellikleri göremiyorsak biz görme engelliyiz. Aslında rüzgarın sesini, kuşun sesini duymuyorsak işitme engelli değil miyiz diyor. Her birimizin bir engeli olduğundan sonra farklı inanan, farklı yaşayan, farklı giyinen insanlara tahammülümüz yoksa biz saygı engelli olmaz mıyız diyor. En sonunda da hep yakınıyor, hep şikayet ediyorsak biz şükür engelli değil miyiz? Ülkemizde 7,5 milyon engelli varmış. Onların yakınlarıyla beraber yaklaşık nüfusumuzun yarısına yakınının engelli olduğunu görüyoruz. Engellilerle irtibatlı olduğunu görüyoruz. Eğer bunları biz engel sayarsak hepimiz engelliyiz. Rabbim tüm engellerden kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Bütün engellemelere rağmen Allah'a kul olup peygambere ümmet olarak onun engelli sahabeleriyle beraber cennetinde buluşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür hocam. Ediyoruz. Rica ederim hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, bir programımızın sonuna geldik. Bugün engelliler ve imtihan süreçlerini hocamızla beraber konuştuk. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel bilgiler verdiler. Ama şunu gördük. Asıl engel bizim yüreklerimizde. Biz toplum olarak bir olmak, beraber olmak, birbirimizi sevmekle mükellefiz, birbirimize saygı duymakla mükellefiz. Bunları yaptığımız zaman bütün o engellerden de inşallah kurtulmuş oluruz. Haftaya yeni bir konuğumuz olacak. İnşallah Perşembe günü görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.